Herkese merhaba dostlarım. Borsa Sivazı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Solmaz Bölükbaşı. Bugün sizlerle geçtiğimiz hafta borsa ve diğer yatırım araçlarında ne gibi gelişmeler oldu ve yeni haftadaki gelişmeleri beraberce değerlendireceğiz. Çaylarınızı kahvelerinizi hazırladıysanız gelin başlayalım. Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı diye bakacak olursak borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama %3.57 değer kaybederken Dolar Türk Lirası karşısında %0.8, Euro da Türk Lirası karşısında %0.3 artış gösterdi. Altının gram fiyatı da %0.13 artış kaydetti. Yatırım fonları bu hafta %0.43, bireysel emeklilik fonları ise %0.04 değer kazandı. Kategorilerine göre baktığımızda ise yatırım fonları içerisinde en çok kazandıranlar da %1.22 ile kıymetli maden fonları oldu. Hafta boyunca yükselişini sürdüren kripto para birimi Bitcoin %4.6 gerileyerek sert bir düşüş yaşadı. Bitcoin şu sıralar 68 bin seviyelerinde işlem görüyor. Bist 30'daki duruma bakacak olursak kısaca seçim öncesi kıpkırmızı bir hafta bizi karşılıyor. En çok düşen Bist 30 şirketi Astor olurken haftayı pozitif kapatmayı başaran sadece Koç Holding oldu. Sektör analizlerine de bakacak olursak yine tüm endeksler negatif geçirdi tüm haftayı. En çok düşense bilişim tarafı olurken sigortacılık tarafı neredeyse yatay pozitif kapattı. Geçtiğimiz haftanın en önemli konularından biri de ilave sıkılaştırma adımları kapsamında kredi kartları ve kredili mevduat hesaplarından nakit çekim işlemlerindeki faiz oranını ihtiyaç kredisi faiz oranıyla uyumlu seviyeye yükseltmeleriydi. Yani yükselttiler. Bankacılık sisteminde Türk Lirası mevduatının payını artırmaya yönelik yeni adımlar attı. Merkez Bankası bununla birlikte de kredi kartının nakit avans çekiminde faiz oranı 4.42'den %5'e çıkarıldı. Kredili mevduat faizi de %5 oldu. Ayrıca emeklilik sistemiyle ilgili de önemli bir düzenleme yolda. Geçtiğimiz yıl duyurulan Bağkur prim eşitlemesi için somut adımlar atılıyor. Bu yüzden yaklaşık 1 milyon kişinin erken emekli olması öngörülüyor. Planlanan düzenleme ile birlikte Bağkurluların prim gün şartını 9000'den 7200'e indirilmesi bekleniyor. Bu değişiklikten etkilenecek olan Bağkurluların sayısının yaklaşık 1 milyon kişi bulacağı da tahmin ediliyor. Bu durum emeklilik sürecindeki Bağkurlular arasında büyük bir beklenti ve heyecan yaratmış durumda. Geçtiğimiz en önemli açıklamalarından biri de Merkez Bankası'ndan gelmişti. Merkez Bankası yıl sonuna kadar dolar ve enflasyon tahmini yükseltti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu dolar tahmini. %40,53 TL olurken enflasyon beklentisi de %44,19 oldu. BIST 100 endeksi 58,82 puan azalarak 8828 puandan kapanırken BIST 100 endeksine dahil olan hisselerin %41'i prim yaptığı %58'i ise geriledi. Türk Hava Yolları, Mio Teknoloji, Astor Enerji, Ereğli Demirçelik, Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Gelen isterseniz endeksin grafiğine TradingView ekranlarımıza geçerek daha detaylı bakalım ve gelecek hafta neler görülebilir, destek ve direnç seviyeleri nedir, önemli neler olabilir beraberce gözlemleyelim. Diğer tarafa geçiyoruz. TradingView ekranlarıma geçeyim. Bist 100 grafiğini açtım ve haftalık alandayım. Şimdi sizler için son durumu detaylıca bir inceleyeceğim. Öncelikle iki tane haftalık kanalımız vardı. Onlardan biri büyük kanal, diğeri ise sonradan oluşturduğu küçük kanaldı. Öncelikle büyük kanala bakacak olursak fark ettiğiniz üzere orta bandın altına düşmüş durumdayız. Yani burada aşağı doğru çekilmek isteyen bir haftalık grafik görüyorum. Yani çekilmenin bitmiş olduğunu söylememiz çok olası değil. Hatta şöyle bakacak olursak burada da daha e, TDI'lerde geri çekilme daha yeni başlamış gibi gözüküyor. RSI'de da tepede olduğumuz gözüküyor. O yüzden burada geri çekilme bitti demek biraz zor. Belki birazcık daha aşağı geri çekmek isteyebilirler. Şimdi bunu kapatıp küçük e, haftalık kanalımıza baktığımda burada bir sonraki hafta düşüş devam ederse 8600 kadar haftayı kapatabiliriz. Ya da burayı görüp buradan döndürebilirler diye düşünüyorum. Bunun dışında hemen şöyle hemen fibolarımızı çekecek olursak şimdi e, yükseliş trendi fibomuz artık geçerliliğini kaybetti biliyorsunuz. Düzeltme fibomuz artık e, gündemde. Çünkü geri çekilme başladı. Şimdi düzeltme tarafına bakacak olursak burada da gördüğünüz gibi 0.382 yani 8.607'ler var önümüzde. ilk geleceği bölge. Bir sonraki geleceği bölge ise 8.335'ler ama e, bu küçük bandın çok altına inmem derse burada gördüğünüz gibi 0.382'lerden bir dönüş yapabilir haftaya. Bunu da göreceğiz. Daha da geri çekilme devam edebilir. Bildiğiniz üzere yani 8.335'ler ve 8.064'ler aslında gelebileceği noktalar yani trendin bozulmadığı noktalar ama kanalın altındaymış oluruz. O seviyede de buralara gelmesi olası olabiliyor ama bu büyük e, kanalı işleyeceğini düşünmüyoruz. Çünkü seçimler sonrası bir rahatlama herkes bekliyor. O yüzden buradaki hedefler aslında 8.670'ler işte belki iğne atıp ucundan 8.300'ler bunlar da e, kötü senaryolar diyebiliriz şimdi. Hemen günlük tarafa geçelim. Birazcık bu arada internetim de zayıf. Evet biraz geç oldu ama güç olmadı. Günlük tarafta da gördüğünüz gibi 5 gündür patır kütür düşen bir borsamız var. Hemen günlük tarafta düzeltme nasıl devam eder diye bakacak olursak. Gördüğünüz gibi şu an ciddi anlamda aslında e, düzeltmeyi tamamlayıp aslında düşüş trendine geçmiş durumdayız. Normalde düzeltme şuralarda bitmesi gerekiyordu. Yani 8.900'lerin altına indiğinde yani bizim buraları gördüğümüzde anlamamız gerekiyordu ki bu düşüş devam edecek. Nitekim devam da etti. Son iki günde devam etti. Buradan sonra devam ederse burada gördüğünüz gibi 8.750'ler ve burada 8.362'ler var. Şimdi burada eğer e, bu bir düşüş tamamlandı diyecek olursak buradan yükselecek diyecek olursak ki çok olası gözükmüyor. O zaman da hedefimiz tekrar ilk seviye olan 8.943'leri görmek olurdu. Şimdi şöyle bir de günlükteki kanalı açmak istiyorum. Günlükte bir kanalımız vardı hatırlıyorsanız. O kanalın üzerine bakın. Geldi, dokundu ve tekrar geri çekildi. Buranın üzerine atamadı. Bu kanalı çok önce oluşturmuştuk. Şimdi kısaca kanalda kapatıyorum. Pivotlara bakmak istiyorum. Pivotlarda neredeyiz? Aylık pivotun altına indik. 9.052'ler. Burada gördüğü gibi 8.655'ler var. Bu rakamı hatırlarsanız bu rakam aslında hem bizim Fibo değerimizde haftalıktaki hem de kanalımızın dibine denk gelen rakamdı. O yüzden ben bu değerleri görebileceğini düşünüyorum böyle bir öngörüm var. Burada TDS'e bakacak olursak burada da aslında daha orta banttayız. Yani bir tur daha aşağı çekilebilir. ESA'da da tabi dibin dibini görmemişiz. Çok olumlu şeyler söyleyemedim sizlere biliyorum. Ancak gerçekçi ve teknik analiz neyi gösteriyorsa onu burada sizlerle paylaşıyorum. Umarım kenarda paralarınız vardır. Biraz daha geri çekilmeler artınca alımlara beraberce geçebiliriz. Geri çekim çekilmeler olurken de en çok hangi hisseleri alıyorlar, hangi hisselerle geri çekilmeleri yapıyorlar. Onu da biliyorsunuz takas analiz videolarımızda inceliyoruz. Onları da takip etmeyi unutmayın. Bol kazançlar diliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.